Sadece iki fakültesi olan bir üniversitenin birinci fakültesinde bölüm başına 7, ikinci fakültesinde bölüm başına 15 öğrenci öğretim elemanı düşmektedir. İkinci fakültedeki bölüm sayısı birinci fakültedekinin 3 katı olduğuna göre bu üniversitede bölüm başına kaç ortalama, kaç öğretim elemanı düşmektedir? Bu bir ortalama sorusu. Fakülteler var. Fakültelerin altlarında bölümler var. Birinci fakültemiz ve ikinci fakültemiz. İkinci fakültenin altında da bölümler var. Şimdi diyor ki ikinci fakültedeki bölüm sayısı birinci fakültedekinin 3 katı. Şöyle örnekleyelim öyleyse. İkinci fakültede 3 tane bölüm olsun. Birinci fakültede bir tane. Verilen şartı sağlıyor. Biri diğerinin 3 katı. Diğer bilgi ne? Birinci fakültede bölüm başına 7 öğretim elemanı düşüyor. Yani şunda 7 tane var. İkinci fakültede ise bölüm başına 15 öğretim elemanı düşüyor. 15, 15, 15 diyelim. Diyor ki bu üniversitede bölüm başına kaç öğretim elemanı düşer? Üniversite diyor yani bir ortalama aldırtıyor. Fakülteler arasından ortalama aldırtıyor. Bu şekilde düşünelim. Bu pratik yolu 7 çarpı 1 artı 15 çarpı 3 eşittir 52. 52 öğretim görevlisine toplam 4 bölüm olarak düşündüğümüz için 4'e bölüyoruz. Ortalama bölüm başına 13 tane öğretim görevlisi düşer. Şimdi peki burada 3'e 1 değil de 6'ya 2 yapsaydım değişecek miydi sonuç? Değişmeyecekti. Sonuçta benim için önemli olan şu şartı sağlamak. İkinci fakültedeki bölüm sayısı birinci fakültedekinin 3 katı. Bu 6 tane olsaydı 15 çarpı 6 artı bu sefer bu da 2 tane olacaktı. 7 çarpı 2 eşittir 104. O zaman toplam 8 tane bölüm olacaktı. 104'ü 8'e böldüğüm zaman görüyoruz ki yine 13 geldi. Önemli olan verilen şartları koyarak bir ortalama almak. Pratik yol ise en basitten yani birinin 3 katıysa biri 1 olsun, biri 3. Biri birinin 5 katıysa biri 1 olsun, diğeri 5 diyerek çözebiliriz.